Servetin nesli rahmetli babamın kuşlarından. En aşağı 60 senelik mevzusu var bu kuşların. Yavrusunun yavruları bunlar. Bu da aşağı yukarı 5 yaşlarında. Kanatları 9-10. Gözleri kırmızı. Ayakları mesela kalın ve kıpkırmızı. Çok özellik, çok uçar bunlar. Öbür iri kuşlar gibi değil. Çok irilerin şimdi icat ettiler. Gider çatıya konar. Uçmaz. Süs kuşu gibi. Ama bunlar 1,5-2 saat havada karışımda kalır bunlar. Bu kanadı 9 bu tarafı. Şu tarafı da 10. Özelliği budur. 9-10, 8-9, 9-9. Bunların özelliği bu. Yalnız işte bunlardan fazla yavru alamıyorum. Çok özel şey olduğu için yavruları çok tez ölüyor. Ben mesela 5 çeşit, 6 çeşit yem verdiğim halde, ilaçları verdiğim halde, başka bakıcı kuşların altına koyduğum halde yine de yavruları bir türlü yetiştiremiyorum. Gösterdiğimin oğlu. Oğlu. Gözü görüyor musun? Kıpkırmızı. Dur bekle, bekle. Anın beyazı. Bak ne kadar güzel. Çok değildir. Az da değildir. Gerçekten. Ayakları böyle kırmızı. Ayağı da kırmızı olacak. Ve dizlerinin şuralarında beyaz olmayacak. Dizinin burasında beyaz olmayacak. Hani olabilir de hakikisinde olmayacak. Allah'ın yarattığında her şey olabilir de olmayacak. İşte böyle olacak. Bu daha 8 aylık bir yavru. 8 aylık bir yavru. Mavi gümüş kuyrak, düz kuyrak bu. Bu düz kuyrağı. Bunun özelliği düz kuyrak olması, renginin açık olması, kuyruk kapağının olması çok önemli bunlar. Bunlar önemli olanlar. İlle ki bunların renginin açık olması. Yine de çok açık olmayacak. Havada çok açık olduğu zaman beyaz görükür. Havada uçarken çok açık olursa şu rengi beyaz görükür. Bu şekilde olacak. Kurban olduğum Allah ne özellik vermiş, ne kadar güzellik vermiş. İşte kuyruğunun kapağı, kendinin renginin güzelliği. Mesela bu siyah güllü. Siyah güllü derler buna. Bu üç şekerli. Bunlar dört şekerli olur da bu üç şekerli. Göksünün gülü. Renginin tam siyah olması. Beyazları tam beyaz olması, acil beyaz değil, tam beyaz olması bunu değerli yapan, Allah tarafından değerli yapan şey budur. Küpelerinin bu kadar olması, aşağıya kadar değil. Bu şekilde küpeleri. Buyur bak bu şekilde. Boğazını geçmeyecek şekilde. Bu şekilde. Şarabinin özelliği şudur. Bu 16 çeşittir bu şarabiler. 16 çeşittir. En fazla kalabalık kuş bunlar. Bunun özelliği kanadından kuyruğunun aynı damgada olması. Kanat kuyruk aynı damgada olması. Göksünün sarı yuvarlak olması. Boğazı sarıdır.
Göğsü yuvarlaktır. Kanatları fazla uzun değildir, kısadır. Öbür kuşlara nazaran kanatları fazla uzun değildir bunların. Özelliği bu. Gözlerinin çakır olması, burnunun gagasının kısa olması, burnunun ucunun siyah olması. Bu çok önemli. Şu şarabilerde burnu ille siyah olacak. Şu burnu ille siyah olacak. Bunun özelliği bu. Yani gerçekten bunlar bu şekilde. Çok kişide Macar var. Macar dedikleri zaten şimdi bu Macarlar gözlü olan kuşlar. Bunun da mesele aşağı yukarı ben de 10 seneden fazladır bunların nesli 10 seneyi geçti bende. Bunlardan yavru alıyorum ve arkadaşlarım gelir. Hediye kabiliyetinde de veriyor. Satıyor da yani şimdi daha doğrusu her türlü şeyini yapıyor. Şimdi benim bu Macarların özelliği orta olması, çok iri değil, orta olması, çok güzel uçması. Saatlerce havada kalır, çok yavuz olur bunlar. Yani yiğit olur, kimseye yakalanmaz bunlar. Hiç kimseye kolay kolay, yavruluktan çıktıktan sonra hiçbir zaman için kimseye yakalanmaz bunlar. Bunlar 2 yaşına girse, örnek vereyim, 100 kilometre, 200 kilometreden geri gelir bunlar. Geri gelir. Mesela bak aşağıda kara nakışlı var. Aman ha yumurta altında dikkat et. Çok güzelleri de var. Bendekleri gerçekten yani iyinin iyisi dedikleri kuş bunlar. Bunlara siyah nakışlıdır. Her kişide bulunmaz. Çok meraklısı olan, gerçekten meraklı olan kişiler bunları besleyebilir. Öbürleri gibi mesela adam nasıl diyeyim? Ya işte bende nakışlı var diye. O nakışlı nakışlı değil. Bunun gibi olacak. Böyle siyah kanatlarının üstünün beyazlığı. Ağzının ucunun siyah olması, gözlerinin kırmızı olması. Yani bu şekilde kuş olacak. Yani bunun özelliği bu. Orta boy, çok iri olmayacak. Nakışlı, orta boy olacak. Her kuş orta boy, göküslü bile. Göküsleri yuvarlak olan kuş kuştur. Ha işte bak böyle bak. Gördün mü? Maşallah. Adam baktığı zaman hayran kalıyor. Mesela Şami. Her kişide böyle bir Şami bu şekilde olmaz. Mesela çok Şami var. Küpeleri çok büyüktür. Küpe dediğimiz. Şu beyazı şuraya kadardır. Makaslarlar. Onları iyi de ben hiç hayatta kendi orijinalini bozmam. Neyse odur. Neyse odur. Hiç makas filan vurmam. Orijinali buydur. Mesela bunun da kanadı 9-10'dur. 9-9'dur. Çok yavuzdur. Ve rengi böyle koyu mavi olmayacak. Çok açık mavi de olmayacak. Koyu ve açık olmayacak. Çok açık olmayacak. Çok koyu da olmayacak. Şami budur. Gerçek Şami budur. Bunun da nesli aşağı yukarı babam rahmetlikten kalma 50-60 senelik bir mevzusu var bunların. Bunlar ben
Çocuktum. Hiç kan girmedin yani. Hayır, ben çocukkenden beri bu şekilde rahmetli babamın kuşlarından böyle bu şekilde yetiştirdim.